Nuşirivan'ın ölümünden sonra yerine oğlu Hürmüz geçer. Memleketi adaletle yöneten Hürmüz, bir oğlu olmadığı için çok üzülmektedir. Günlerce Allah'a dua eder ve bir erkek çocuğu olur. Hüsrev, 7 yaşına geldiği zaman bir hocaya verilir. Kısa zamanda silah kullanmakta ustalaşır. Bir gün Hüsrev, ava çıkar ve işret eder. Hüsrev'i çekemeyenler babasına şikayet ederler. Hüsrev babasının hışmından zor kurtulur. Delikanlının akıl hocası olan Şavur adlı Nedime ona, Ermen diyarının melikesi Mehin Banu'nun Şirin adlı güzel yeğeninden bahseder. Delikanlı Şirin'e aşık olur ve ızdıraplar içinde kıvranır. Şavur'u derhal şirini istemek üzere Ermen diyarına gönderir. Şavur yolda bir dağa rast gelir. Bu dağda bir mağara ve bu mağarada da bir taş vardır. Muayyen zamanlarda kısraklar gelerek bu taşa sürünür ve gebe kalırmış. Mehim Banu'nun meşhur atı Şeptiz de bu taşın neslinden imiş. Bir mu kıyafetine giren Şavur dağdaki keşişlere Şirin'in nerede olduğunu sorar ve yerini öğrenir. Daha sonra Şavur, Şirin'in gezindiği yere gizlenerek Hüsrev'in bir resmini asar. Şirin resmi görünce kendinden geçer. Hüsrev'e aşık olur. Şirin daha sonra Medayin'e gitmek istediğini Şavur'a söyler. Yola çıkarlar. Hüsrev ise düşmanlarının iftirasına uğrayarak babasının korkusundan Medayin'i terk etmiştir. Ermen diyarına doğru giderken Şirin'e rastlar. Ona aşık olur. Şirin onu fark eder. Hüsrev utanarak arkasını döner. Şirin atına atlayarak ortadan kaybolur. Şirin Medayin'e, Hüsrev ise Ermen'e ulaşır. Hüsrev Şirin'i unutamaz. Şavur Hüsrev'in ızdırabına dayanamayarak Şirin'i Ermen'e götürmeye karar verir. Diğer yandan Behram, Saye Han'ın üzerine yürür, onu yener. Sonra Hürmüz'e isyan edip onu devirir. Ve Hüsrev'in hakkı olan tahta geçer. Şavur, Hüsrev'e bir yıl Ermen'de kalmasını tavsiye eder. Şirin de oraya gelir. İki sevgili, bir av sırasında tesadüfen birbirlerini görürler, kaynaşırlar, eğlenirler. Şirin, Hüsrev'e asıl erkekliğin memleketini Behram'ın elinden kurtarmak olacağını söyler. Hüsrev de buna gücenip Bizans kaiserinden yardım alarak yola koyulur. Bizans kaiseri kızı Meryem'i Hüsrev'e nikahlar. Aylar sonra Hüsrev, memleketine dönüp Behram'ı yener, tahta geçer. Behim Banu, Hüsrev'in evlendiği bildiği için Şirin'in onunla görüşmesine izin vermez. Sonunda Mehim Banu ölür. Şirin onun yerine geçerek tahta idare eder. Hüsrev bir gün Hindistan'a kaçıp giden Behram'ın ölüm haberini alır, buna üzülür. Hüsrev şavur aracılığıyla Şirin'le haberleşme yollarını arar. İkisinin görüşmesine izin vermeyen Meryem de ölür. Onun ölümünden sonra Hüsrev'in Şirin ile görüşmemesi için Şekker adlı bir cariye Hüsrev'e sunulur. Çeşitli olaylardan sonra iki aşık yani Hüsrev ile Şirin birbirlerine kavuşur.